Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücel Kocaerp ve değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte kararlıyız efendim. Bu hafta da dolu dolu sizlere Yaşasın Hayat dedirtmek istiyoruz. Başlığımız da dedirtecek cinsten baharatlar. Eskiden hayatın tadı tuzu derdik ama olmazsa olmazı olduğunu da beraberinde öğrendik. Özellikle konu yaşlanma karşıtlığı. Hatta gençlik olunca da mucize yaratıyor mu? İşte konuşacağız. Siz hazırsanız ben de sizler için sormaya başlıyorum Yaşasın Hayat'ta. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Konu önemli. Baharatlar. Ve baharatları siz manşetlere çıkardınız. Evet. Zerde çal dediniz, altını çizdiniz. Hayatın tadı tuzundan öte olduğunu öğrendik. Evet. Peki diyeceğim ben yaşlanmayı önleyen baharatlar var mı? Varsa neler? Nasıl kullanmalı da? Asıl önemli başlığında da beraberinde gelecek alt başlık. Başlayalım mı? Başlayalım, ben hazırım. Buyurun. Başlıyoruz efendim. Sağlıklı olmak için yaşasın hayatta her şeyin başında 5 sağlıklı haber çekiyor değil mi? Evet, sizler de biliyorsunuz. Bunun içinde ilk haber bize diyor ki güçlü bağışıklık için apiterapiye güvenin. Güvenelim mi? Güvenelim ama kimin yaptığına bakarak. Doğru. Yani doğadaki doğal ilaçların 10 tanesini arka arkaya say deseniz ilk üçe apiterapi yani bal ve diğer arı ürünleri, arı sütü, propolis, polenler ve diğer arı ürünleri, örneğin arı ekmeği ilk defa duyuyorum arı ama. Arı ekmeği. Ekmeği evet. Geçenlerde açıkladım ama çok ses getirdi. Çok arı ürünü var ve bu arı ürünlerin hemen hemen tamamı güçlü antioksidan özellikleri, güçlü antitümör özellikleri, güçlü antibakteriyel, antiviral özelliklere sahipler. Ama yeter ki doğru şartlarda üretilsinler, saklansınlar ve bilinçli olarak kullanılsınlar. Evet, doğru şartlarda, doğru üreticilerle dedik geldik ikinci habere. Keten tohumunu öğüterek tüketmek daha faydalı. Hep çünkü bir şeye faydalı derken siz dikkat çekiyorsunuz ama nasıl kullanmalı? Evet. Öylesi bir haber. Evet. Mesele burada şu. Keten tohumu bir sağlık mucizesi tamam. Bir posa yükü var. Bir omega 3 bitkisel omega 3 yükü var ki çok ciddi bir yük bu. Çok ciddi bir fayda. Bir de özellikle kadınlar için ama kısmen erkekler için faydalı olan lignanlar dediğimiz östrojen benzeri maddeleri içeriyorlar. Bir kere lignandan faydalanabilmeniz için keten tohumunun bağırsakta probiyotik bakteriler tarafından işlemden geçirilmesi lazım. O zaman bütün keten tohumunu verdiğiniz zaman bakteriler keten tohumunun kabuğunu açıp onları işlemden geçiremiyor. Bir kere birinci plan eğer menopoz sorunları nedeniyle meme kanserinden korunmak için, prostat kanserinden korunmak için ya da kemik bütünlüğüm sağlam olsun, östrojenik aktivitem benzer yolla sağlanabilsin diye keten tohumu kullanıyorsanız o zaman öğüterek kullanacaksınız lignan için. Ama daha önemlisi keten tohumu önemli bir posa kaynağı ve kabuğu kalın olduğu için de bu posa kaynağından faydalanmanız için o posayı öğütmeniz gerekiyor. Ortaya çıkarmanız. Ve eğer ortaya çıkarabilirseniz keten tohumu bağırsaklarda şişiyor. Bu silaj etkisiyle büyük bir hacime ulaşıyor. Ve bağırsakların hareketini artırarak kabızlık gibi yaygın bir halk sağlığı sorununa çözüm getirebiliyor. Yine keten tohumunun içindeki omega 3'ün de öğütülmüş keten tohumlarında daha sık ve daha kolay açıldığını biliyoruz. Konu şu, bir taze öğüteceksiniz çünkü omega 3 yağları nedeniyle kolayca oksitlenebiliyor. İki, kavurmayacaksınız. Hafif ısıl işlem belki olur ama kavurmadan öğüteceksiniz ki içindeki omega 3 yağları oksitlenip fonksiyonunu, etkisini kaybetmesin. Güzeldi. Geldik şimdi ev yoğurdu başlığına. Sağlıklı olduğunu biliyoruz ev yoğurdunun. Ama diyor ki haber gribe karşı koruyucu. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için mi? Evet bunun için. Tabii protein yükü de önemli. Yani biliyorsunuz bağışıklık gücünün bir numaralı besini probiyotiklerden önce proteinler. Sonra probiyotikler. Ama ev yoğurdu probiyotik güç açısından endüstriyel üretilen fabrika yoğurtlarından çok daha güçlü probiyotik. Laktobasil içeriği çok daha fazla. Çünkü o siz sütü eğer pastörize edip hele hele bile UHT ile muamele ederseniz içinde bakteri kalmıyor. Yine faydalı bir yoğurt. Yine faydalı bir süt ürünü o. Ama probiyotik açısından hayır. Esas gücünü proteininden, kalsiyumundan alıyor. Netice şudur efendim. Gripten korumak istiyorsanız her gün bir su bardağı kadar
ev yoğurdu tüketmeyi de ihmal etmeyin. Yani sadece kefire sığınmayın. Ev yoğurdu protein gücüyle, probiyotik gücüyle ciddi bir savunma sağlar. Suyu da ayrı şifa. Evet, o da ayrı bir şifa. Peki. Beşinci haberde diyor ki Parkinson hastalığına erkekler daha çok yakalanıyor. Daha çok erkeklerde evet, rastlanıyor. Evet. Böyle midir? Neden? Nedeni tam net ve açık olarak bilinmiyor ama muhtemel nedenlerinden birisi erkeklerin Parkinson'a yakalanmayı kolaylaştıran, bana göre bu neden, kafa travmalarına daha çok uğramaları. Yani erkeklerin daha çok kaza geçirme ihtimalleri var. Kadınlara oranla daha az emniyet tedbirleri uyguluyorlar. Örneğin motosikletlerde kask takmıyorlar. Otomobillerde emniyet kemerlerini kullanmıyorlar. Ayrıca biliyorsunuz futbolcularda da artık kafa topuna çıkmak neredeyse yakın bir tarihte, yazın bir yere, yasaklanacak. Çünkü o ağır kafa topu vurmaları aynen boksörlerdeki kafa travmalarına bağlı. Parkinson gibi, hatırlayın Muhammed Ali Parkinson nedeniyle hayatını kaybetti. Çok yaygın görülüyor boksörlerde. Bu nedenle erkekler biraz daha açık. Evet, bir haberimiz daha var. Onda da başlık ıspanak. Ispanak kansere kalkan olabilir mi diyor? Olabilir ama hangi ıspanak? Bir, çiğ. İki, mümkünse taze ve küçük, yani genç ıspanak. Körpe dediğimiz. Körpe ıspanakları, çok güzel söylediniz. O körpe ıspanak eğer işlemden geçirilmezse içindeki folik asit yükü nedeniyle, içindeki mineral gücü nedeniyle, içindeki koenzim gücü nedeniyle, içindeki glutatyon gücü nedeniyle ciddi bir antikanser savunma aracı haline gelebilir. Onun için buradan bir daha hatırlatalım hanımefendilere. Beylerinize ve kendinize, çocuklarınıza biraz daha sık ıspanak salatası yedirmeye gayret edin. Değil mi? Bu mucizeyi evet, daha farklı yöntemlerle şifa niyetine sofraya katalım. Belki ıspanağı tüketiyoruz ama yanlış tüketiyoruz, evet, yanlış pişiriyoruz. Geldik şimdi sağlık gündemine diyelim mi? Diyebiliriz. Yani baharatlar geliyor. Hem de yaşlanma karşıtı. Sağlık gündeminin manşetinde baharat var ama yaşlanmayı önleyen baharatlar ve nasıl kullanılmalı diyeceğiz, nelerdir dedikten sonra. Bunu konuşurken de aslında başa zerdeçalı mı yazacağız diye hemen soracağım hocam. Çünkü herkes, hanımlar beyler, kalem, kağıt, tablet hepsini hazırlayın, akıllı telefon, notlar gelecek, iksirler gelecek. Bunda notunu düşmeden edemedim. Nedir en başa yazabileceğimiz? Şimdi baharatları genelde niçin kullanıyoruz? Hanımefendiler gayet haklı olarak yemeklerine lezzet katmak için. Yemeklerin kokusunu daha hoş hale getirmek için. Biraz daha yemeğin şenlenmesini sağlamak için kullanılıyor idi ama son zamanlarda gördük ki baharat kullanan toplumlarda kansere karşı, enfeksiyonlara karşı, hızlı yaşlanmaya karşı bir direnç de var. O direncin nedeni araştırılınca da görüldü ki yaşlanmanın 3 temel nedeni olan şekerlenme yani glikasyon, oksitlenme yani paslanma yani oksidasyon ve iltihaplanma yani inflamasyon süreçlerini hemen hemen her baharatın az veya çok baskılama yeteneği var. Bunu da baharatlar içlerindeki organik asitlerden, uçucu yağlardan, terpenlerden, flavonoidlerden, polifenol yapısındaki fenolik bileşiklerden alıyorlar. Ayrıca yine içlerindeki mineral yükü sayesinde, içlerindeki bazı vitamin güçleri sayesinde gerçekten güçlü birer anti kanser veya anti iltihaplanma, anti paslanma bağışıklığı sağlayıcı bir lezzetler haline de dönüşebiliyorlar. Yeter ki onların hangisinde hangilerinin yoğun olduğunu bilin ve mümkünse de benim tavsiyem o, olabildiği kadar baharatları karışım şeklinde bir ev ilacı gibi kullanmayı öğrenin. Zaten bu nedenle de biz işte dörtlü karışım, beşli karışım, yedili karışım gibi pek çok karışım formüllerini yoğurtla bazen zeytinyağında salata sos şeklinde, bazen de balın içine ilave ederek kullanmayı tavsiye ediyoruz ve kullanıyoruz. Evet, o karışımlara geleceğim. Onun için de kalem, kağıt, notunu tekrar hatırlatalım ama şöyle bir hani gençlik deyince ilk aklıma hanımlar sanki bize bir formül yok mu diye sorarlar diye düşünüyorum. Kadınlardan başlayacak olursak hocam mesela 40 yaşa kadar hangi baharatlar, 40 yaştan sonra hangi baharatlar diye bir ayrım yapabilir miyiz? Bana sorarsanız pek gerekmez.
Yani kadın erkek ayrımı da pek ona çok da fazla gerek yok gerekmez. Mu? Hayır. Şundan dolayı yani kadınların hormonal fonksiyonlarını özellikle 40'ından sonra gerilediği dönemlerde öyle baharatlar verebilirsiniz ki özellikle biraz daha o hormonal fonksiyonları yani östrojen kayıplarını biraz daha yerine koyabilir misiniz? Telafi edebilir. Mümkün mü? Mümkün. Ama bu böyle bir özel gayreti sadece baharatla tamamlamak yerine çok daha farklı, çok daha yüklü östrojenik, doğal östrojenik aktivitesi olan bitkiler var. Onlara da sağlayabilirsiniz. Keza erkeklerin de 50'sinin 60'ından sonra afrodizyak ihtiyaçları, o testosteron artıcı ihtiyaçları olabilir. Ama bunlar da baharatlar yerine bana sorarsanız yine belli şeylerle, bitkilerle sağlamak daha doğru. Bence baharatları daha ziyade yaşlanmanın temel nedeni olan biraz önce söylediğim oksitlenme, paslanma, inflamasyon, iltihaplanma ve glikasyon, şekerlenme üzerine monte edersek baharatları bir anti yaşlanma veya da yaşlanmayı yavaşlatma aracı olarak da kullanmamız mümkün. Ama zaten kanserden korursa sizi, zaten sizi enfeksiyonlardan, virüsten, bakterilerden, mantardan korursa ve zaten sizi diğer dış toksinlerden arınmada destek olursa baharatların her biri ayrı bir yaşlanma yolculuğunda hepimiz için birer yol arkadaşı olabilirler. O zaman iyi bir yaşlanma ustası sizin tabiriniz bu. Evet. Sofrasından, hayatından, belki de çocuklarını yetiştirirken de onların tadı tuzundan ve gelişiminden hangi baharatları eksik etmez? Karışımlar verelim mi? Verelim. Benim çok kullandığım 4'lü, 5'lü, 6'lı karışım formülünü bir kez daha tekrarlayabiliriz. Bu karışım içinde zerdeçal yine başrolde. Ana oyuncu. Bir çay kaşığı taze çekilmiş toz zerdeçal. Bunu maksimum 2 çay kaşığına kadar çıkarabilirsiniz. Ne yapıyor zerdeçal? Daha önce bu programda konuştuk. Zerdeçal iltihapları önlüyor. İltihapları önlediği için eklem ağrılarına, yaşlıktaki veya eklemlerdeki romatizmal değişimlerin oluşmasına iyi geliyor. İltihabı önlediği için beyinde demansa yol açan Alzheimer plaklarının oluşturduğu iltihaplı süreçlerin baskılanmasına yardımcı olabiliyor. Yine iltihapları önlediği için damar sertliğindeki iltihabi süreçlere müdahale edip damar sertliğinin daha yavaş gelişmesini veya durmasını, gecikmesini sağlayabiliyor. Bağışıklık üzerine ve iltihap üzerine yaptığı etkiler sayesinde çok ciddi bir kanser savunması sağlıyor. Kalın bağırsak kanserinde çok net gösterilmiş, meme kanserinde çok net gösterilmiş. O zaman bir başa bu 1 veya 2 çay kaşığı toz zerdeçalı yazalım. Zerdeçalı yazınca yanına karabiberi unutmak mümkün değil. Çünkü karabiber zerdeçalının hem emilimini arttırıyor. 2000 katı kadar çok yüksek bir oranda. Hem de karaciğerden atılmasını engelleyerek vücudumuzda zerdeçalının daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla buraya bir de çeyrek çay kaşığı tekrarlayalım. Çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş toz karabiberi ilave ediyoruz. Bu ikilinin yanına toz bir çay kaşığı kadar tarçın eklemek çok akıllıca. Neden? Biraz önce söyledim. Yaşlanma yolculuğunda ne vardı? Şekerlenme yani glikasyon, vücudu sertleştirdiği, damarları sertleştirdiği, kolesterolü oksitlediği ve pek çok dokusal olayların hızlı yaşlanmasını tetiklediği için sevilmeyen bir süreç. İşte o glikasyonu önlemede kan şekerini dengeleyen tarçın, kan şekerini düşüren tarçın, en önemli oyunculardan biri. O zaman buraya gelin bir çay kaşığı tarçın ilave edelim. Ne yaptık? 1 veya 2 çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tarçın ilave ettik. Başka ne koyalım içine hocam? Gelin hemen üzüm çekirdeğini, siyah üzüm çekirdeğini, yılın bayatlamamış, iyi saklanmış siyah üzüm çekirdeğini çekelim. Hatta bütün de koyabilirsiniz, güzel çiğneyebilirseniz. Onu ekleyelim. Neden? Muazzam bir resveratrol ve antasiyonin karışımı. Yani o mor mucize dediğimiz, hani beyninizi morartın diyorum ya sık sık, o mor mucize dediğimiz maddeden çok zengin. O zaman üzüm çekirdeğinde bu listeye koydunuz ve biraz önce konuştuğumuz keten tohumu. Östrojenik aktivitesiyle kadına, erkeğe farklı faydalar sağlıyor. Omega 3 desteği sağlıyor. Posta sağlıyor. Sağlıyor. O zaman gelin biz buraya keten tohumunda yine öğüterek 1 tatlı kaşığına kadar, 2 tatlı kaşığına kadar ihtiyaç bağırsak durumunuza göre de ekleyebilirsiniz. Başka ne ekleyebiliriz? Isırgan otu tohumu. Muazzam bir antikanser güç. Bu 4'lü 5'li karışıma gelin arzu ediyorsanız
yine çekerek veya bir bütün halinde çörek otunu rahatlıkla koyabilirsiniz. Burada bütün mesele bunların emilmesini sağlayacak ortam. Nasıl olacak o? Bunların hepsi yağdan hoşlanıyor. O zaman gelin bunu yağlı bir şeyle beraber almaya çalışalım. Yoğurdu ekleyelim. Hatta üzerine biraz zeytinyağı ekleyelim. Ya da bal karışımı içinde bunu hazırlayalım, lezzeti artsın diye. O bal karışımı içindeki bu karışımı yoğurtla birlikte karıştırarak tüketelim. Pek çok yolu var. Yeter ki siz isteyin. Ama mesele burada şu. Çok iyi biliyoruz ki bu mucizelerin her biri bizim iyi hayat yolculuğunda bize eşlik edecek olan vitaminleri, mineralleri, antioksidanları, doğal uçucu yağları, organik yağ asitlerini ve daha pek çok doğal mucizeyi içlerinde barındırıyorlar. Evet, şunu da demeden edemeyeceğim, kısa bir toparlama yapacak olursak. Beden yaşlanır, ruh yaşlanmaz. Doğru. Ruha da iyi gelecek bir baharat var mı? Var, kesinlikle var ama o baharat ot da bitkide çöpte değil, akılda, akıl baharatı. Yani biraz önce söylediğiniz şey çok önemli. Bize göre yaşlanmanın en önemli problemi bedenin ruha göre daha çok hızlı yaşlanması. Ve yaşlanma sürecinde bedenin tersine ruhun demlendikçe, mayalandıkça daha genç ve daha büyük okyanuslara, daha büyük denizlere, hedeflere yelken açma eğiliminde olması. Yani ruhun bedensel yaşlanmaya kayıtsız kalması. Dolayısıyla ruh bedenden koptuğu zaman yaşlanma biraz sorunlara gelebiliyor. O zaman ne yapacaksınız? Yapacağınız şey şu, bedeninize daha çok bakacaksınız. Yaşınız özellikle 40'lı virajları, hele hele 50'li virajları geçtiği zaman benim bu bedenimin ihtiyacı ne, benim imalat şartnamem ne, benim neyi eksiğim var, neyim fazla, neyi eksikse yerine koyayım, neyim fazlaysa atayım da detoks yapayım, ondan kurtulayım. Ona dikkat edeceksiniz. Kabul edip tahlilimizi önce kendimiz yapacağız. Kesinlikle. Değil mi? O sizin kesinlikle. A4 kağıt ikiye ayırıp. Evet. İyi geldi baharatlar. Evet. Şimdi gidelim sizden gelecek iyi sorulara. En sevdiğimiz bölüm hangisi doğru? Sorular sizden geliyor. Başlıyoruz. Boza mı şalgam mı? Boza mı şalgam mı? İkisi de ayrı güçlü. Evet. Yani kışın tabii boza biraz daha tercih sebebi. Yazın soğuk bir içecek olarak belki şalgam daha çok tercih sebebi. Bozanın kalorisi bir dezavantajı. Şalgamın kalorisi çok az. Bozanın probiyotik gücü şalgama göre daha fazla. İçilebilir olması ve kolay temin edilmesi ve kolay saklanması, kolay kolay bozulmaması nedeniyle şalgam bozadan daha avantajlı. Yani böyle bir gitgeller var. Bence ikisinden de vazgeçmesinler. Değil mi? Hem de kışın bozanın da üzerine şöyle tarçın. Harika gider. Nefis olur değil mi? Geliyoruz bir soru daha almaya sizden. Demir hapları şişmanlatır mı? Şimdi bu sorunun yanıtını hanımlar merak ediyor diye düşünüyorum ki zaten soruda bir hanımefendiden evet. Geldi. Tarihi bir soru. Hiç bitmez bu değil soru. Mi hiç? Ben biliyorum ki 50 sene sonra yine soracaklar. Çünkü hanımlar kilo meselelerini bir şeye bağlamayı çok seviyorlar. Yedikleriyle içtikleriyle pek alakalı değiller. Hareketsizliklerini ciddiye almıyorlar. Efendim bana bilmem ne zamanında doktor bir tane demir hapı verdi. Bir kilo aldım hocam. Ondan beri almaya devam ediyorum. Hep de demir hapı başlıyor. O nasıl bir demir hapıysa evet. Sonra biraz da kortizon meselesi var. Filanca doktor bana astım krizine bir tane kortizon yaptı. Bu gördüğün aha da fazladan 60 kiloyu yalnız bu kortizonla aldım. Mümkün değil. Omega 3 kilo aldırır mı? Aldırmaz. Kolajen kilo aldırır mı? Aldırmaz. Demir hapı aldırmaz. B12 aldırmaz, verdirir. Yani bu artık bilelim ki kilo meselesinin arkasında bizim muhterem boğazımız ve hareketsiz hayatımız var. Güzeldi. Bir soru daha gelsin sizde. Gıda boyaları zararlı mı? Gıda ve boya. Bir kere boya olduğu için hiç tartışmaya lüzum yok. Yani bir şey zaten boyuyorsanız bir şeyini saklıyorsunuz demektir. Yani bir kere o. Yani gıdayı boyadığınız zaman içindeki bir kirliliği saklama şansı yakalarsınız. Bu bir. İki, eğer siz onu daha çok cilalı, parlak, renkli, albinili hale getirmek için bir kimyasal koyuyorsanız bu karaciğeriniz tarafından tanınmaz. Böbrekleriniz tarafından bilinmez. Dolayısıyla ya karaciğeriniz ya böbreğinizi tokatlar. Dolayısıyla gıda boyaları zararlı değil, çok zararlıdır. Çok zararlı dedik. Bir soru daha almaya sizin yanınıza geldik. Lor peyniri sağlıklı mı acaba?
Sağlıklı mı? Çünkü herkes sağlıklı diye bu ara lor peyniri yer oldu. Sağlıklı. Taze bir peynir. Hızlı yapılabiliyor. Tüketimi kolay. Daha mı sağlıklı? Daha mı sağlıklı değil. Hayır. Peynirin kalitesi yaşlanmasıyla paralel. Ama çok çabuk elde olabilen bir protein gücü istiyorsanız lor peyniri her zaman emrinize amade. İlave olarak kalori değeri daha makul. Yağ içeriği daha az lor peynirinin. Diğer taraftan lor peynirini sadece böyle böreğe, çöreğe falan koymak da lor peynirine yapılan bir haksızlık. Lor peynirini bol domatesle, biberle, soğanla, sarımsakla, maydanozla yani bitkisi yani yeşilliklerle ve sebzelerle ve baharatlarla muamele ettiğiniz zaman içine çörek otu ekleyin, karabiber ekleyin, kimyon ekleyin, lor peynirini istediğiniz kadar şımartabilme şansınız da var. Evet, güzeldi. Bir soru daha gelir mi sizden? Hocam fasulye mi nohut mu? Ne için diye? Yani lezzet açısından bakarsanız fasulye daha kolay mı? Hayır, nohut daha kolay. Çünkü nişasta oranı daha fazla. Daha kolay çiğneniyor. Zaten o nedenle hep söylüyorum. Fasulyeyi biz atıştırmalık olarak kullanmıyoruz ama lepli bir nohut çorumların en büyük bize bağışlarından birisidir. Beyaz veya sarı leblebi yiyebiliyoruz. Ama protein gücü açısından baktığınız zaman bir tık fasulye önde. Özellikle kırmızı fasulye söz konusuysa biraz ona öncelik vermekte fayda var. Peki. Şimdi gidelim iki haber vermeye. Biri iyi, biri kötü. İki haber dedik, biri iyi biri kötü. Hep pozitif bakalım değil mi gelen her türlü habere karşı. Onun için iyi haber diyor yine Melda, bıkmadan usanmadan. İyi haber bize diyor ki efendim, dut pekmezi şifa kaynağı. Özellikle koronavirüsle mücadele noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün dut pekmezi yediğini de söylemişti. Olası bir bağışıklık sistemin düşüklüğüne karşı yöntemlerinden biri olarak da açıklamıştı. Dut pekmezi şifa kaynağı diyebiliyoruz değil mi? Bir kere şunu hepimiz biliyoruz. Liderlerin ne yiyip içtiğini hepimiz merak ederiz. Ve özellikle onların tükettikleri şeyi etraflarında çok sağlam ve güçlü bir sağlık ordusu olduğunu düşündüğümüzden ki öyledir. O nedenle hemen öğrenip biz de uygulamak isteriz. Bu dünyanın her yerinde sadece liderlerin değil, ünlü yazarların, sanatçıların, çizerlerin, tiyatro, sinema oyuncularının da neyi biçtikleri merak konusu. Biz de biliyorsunuz bu mesela Demirel zamanında daha çok avokado konuşulurdu. Demirel'in 90'lı yılları devirmesi sağlıkla avokado mucizesine falan bağlayanlar oldu. Alakası yok. O kilolu hali, diyabetli haliyle Demirel'in 90'lı yaşlara devirmesinin bana göre uzun süre özel doktorluğunu yapmış birisi olarak söyleyeyim. Tek sebebi Demirel'in ciddi bir teflonist olmasıdır. Yani strese karşı teflon tabağı gibi hiçbir zaman stresle alakası olmamıştır. Yediklerinden çok demire düşündükleri uzun yaşatmıştır. Bu çok net. Tansu Hanım'ın daha sonra biliyorsunuz kuşburnu çayı meselesi çıktı. Doğru. Kuşburnu muhteşem bir antioksidan. Çayı da C vitaminden yüklü. Afiyetle içebilirsiniz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasında ben günde bir iki tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı neyse dut pekmezi içiyorum. Dut pekmezi öbür pekmezleri geçer mi? Biraz geçiyor. Araştırmalar da bunu doğruluyor. Özellikle ekşi siyah kara duttan yaptığınız pekmez ki bunun bana göre çok farklı yörelerde çok güzel yapılanlar var. Yani Kemaliye'de, Eğin'de, bilhassa Bitlis, Adil Cevaz'da, Erzurum'un başka ilçelerinde, Kahramanmaraş'ta, Güney'de, Silifke'de, Mersin'in Günah kazasında yapılıyor. Ve gerçekten içeriği çok zengin. Ne var içinde hocam? Çok ciddi antioksidanlar var. Çok fazla miktarda vitamin, mineral var. Uçucu yağlar var. Flavonoidler, polifenoller var. Yani biraz önce konuştuğumuz baharat mucizesinin çoğu aslında dut pekmezinin içinde de var. Dolayısıyla virüslere karşı savunmada da sadece virüs de değil, kanser, mantar, bakteri, dut pekmezi günde bir iki tatlı kaşığı abartmayın ama. Bence iyi gelir, faydalı. Peki, şifa niyetine geldi. Kötü haber de bize diyor ki botoks Hashimoto'ya neden olabilir. Özellikle Hashimoto yeni hayat, şehirli hayatın içinde daha çok da çıkıyor karşımıza. Bu soruyu
oradan da besleyebilir miyiz? Besleyebiliriz. Aslında gelecek hafta otoimmün hastalıklar diye, evet, bir konu konuşacağız. Otoimmün hastalıklar artık var. Hashimoto yok. Hashimoto otoimmün hastalıklardan bir tanesi. Ama otoimmünite baş sorununuz varsa, otoimmün saldırıları açık bir bünyeye dönüşmüşseniz, bugün Hashimoto'sunuz, yarın vitiligo. Öbür gün psoriyazis, öbür gün romatoid artrit. Peki niye oluyor bu otoimmün hastalıklar? Bir gelecek programda anlatacağım. Toksinlerle oluşuyor. Botoks ne? Bir toksin. O halde botoks uygulamasındaki yaygınlaşmanın kadınlarda Hashimoto'nun yaygınlaşmasında payının olmaması bana göre mümkün değil. Aksini iddia etseniz de beni inandıramazsınız. Ciddi bir araştırmaya dayanması lazım. Ama mantıksal olarak eğer siz herhangi bir mantar toksininden, küf toksininden veya başka bir toksinden otoimmün sisteminizi bozabiliyorsanız, yani botoks toksiniyle havada bozarsınız. Peki. Kötü haber de iyi bir uyarıyla geldi. Şimdi gidiyoruz haftanın apına. Haftanın apı sizler biliyorsunuz, şifa niyetine geliyor efendim. Bunun için de adresimiz dile geliyor. Twitter hesabı yaşasınhayatntv. Yaşasınhayatntv, sizlerin soru başlıkları geliyor. Biz de haftanın apı diyoruz Osman Müftüoğlu farkıyla. Soru şöyledir: kolonoskopi kimler için önemli? İlacı çok tartışıldı. Hatta ölümlü vakalar da oldu. Bakanlıktan açıklamalar geldi. Nedir yanıt hocam? Şimdi kolonoskopide tartışılan, son zamanlardaki kolonoskopinin ilacı değil de kolonoskopiden önce bizi uyutmak için, evet, yaptıkları, evet, 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 geçici 1-2 saatlik uyku veren maddeydi. Maalesef bir Çin ithali yanlış ürün nedeniyle böyle bir komplikasyon çıktı. Fark edildi, yasaklandı, konu bitti. Burada bir korkuya bence sebep vermemek lazım. Ama kolonoskopi bilinen en etkili kanser tarama yöntemlerinden birisi kalın bağırsak kanserleri için. Sadece kalın bağırsak kanserinde değil, bir pek çok kalın bağırsak hastalığında, yani kolesterol sirozunda, kolon hastalığında, daha pek çok hastalıkta, divertiküllerin tanınmasında, poliplerin anlaşılmasında, pek çok nedenle kolonoskopi ihtiyacımız var. Ama söz konusu kanser riski ise ailesinde kolon kanseri olan herkesin, kalın bağırsak kanseri olan herkesin 40'lı 50'li yaşları bile beklemeden, babam kanserden öldüyse ben hemen bir kolonoskopi yaptırmalıyım. Niye? Bende de bir polip eğilimi varsa bunu bilmem, erken tedbir almam için. Genetik. Ama hiç böyle bir şey yok. Yani benim ailemde fazla yoğun bir kolon kanseri riski yok ise de bile 50 yaşını geçen herkesin hiç olmazsa bir defa, mümkünse 10 yılda bir, hatta daha da ileriye gidelim 5 yılda bir kolonoskopik incelemeden geçmesi iyi olur. Neden? Çünkü bağırsaktaki bu kolon kanserine yol açan, kalın bağırsak kanserine yol açan süreç 5 ila 10 yıl arasında tamamlanıyor. Dolayısıyla siz yakaladığınız bir polibi veya yok edebiliyorsunuz. Dolayısıyla kanserin asla oluşmamasını da sağlayabiliyorsunuz. Daha da önemlisi erken tanı. Oluşmuşsa da kanseri sizin haberiniz olmuyor. Çünkü o anlattığımız bağırsaktan çıkan işte gaytanın ince çıkması, kabızlık başlaması, kanama gelmesi atı alanın Üsküdar'ı değil, neredeyse İzmit'i, Kocaeli'yi geçtikten sonra ortaya çıkan işaretleri. Bu nedenle kolonoskopi, buradan bir daha tekrarlayalım, kalın bağırsak kanserinin önlenmesinde, erken tanısında altın standarttır. Yaptırmakta fayda var. Net bir şekilde. Evet. Uyarıyla birlikte mesaj da geldi. Açıklık da getirmiş olduk. Çok teşekkürler. Hem ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz adına Profesör Doktor Osman Müftüoğlu farkıyla efendim. Yaşasın hayat dedi, dedirtmeye çalıştık. Umarız haberler de iyi gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.